aramak diyeceksin ki. Çocuklar, başkandan, Alim Karaca'dan bir talebiniz, bir isteğiniz var mı? Videoya koyacağım, yayınlayacağım. Okul istiyoruz. Okul, lise mi? Istiyoruz. Lise mi istiyorsunuz? Evet. Yeterli lise yok mu Fethiye'de? Yeterli lise var ama ya çok yüksek puanlı ya da çok düşük puanlı var. Hmm. Yani çok yüksek puanları tutturamıyoruz. İyi bir liseye gitmemiz için orta puanlı güzel bir lise istiyoruz. Tamam, Alim Başkan'dan lise istiyorsunuz, doğru mu? Doğru. Tamamdır, yayınlayacağım bunu. Tamam. Görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Abone olun. Tamam, abone olun. Abi yayınlama. Gel bakayım. Gel bakayım, sen ne kadar tatlısın sen. Sen ya, senin adın ne bakayım? Sen ne kadar tatlısın bakayım. Çocuk. Gel sen de gel. Pıs pıs pıs. Gel. Sen de gel. Gel sen de. Gel sen de. Gel. Gel. Tamam, seni de seviyorum. Onu da seveyim. Olmaz mı? Gel. Seni de seveyim. Gel. 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 Gel bakayım. Sen de çok tatlısın. Burada böyle arkadaş takılıyor musunuz? Evet arkadaşlar, arsamızı aldık, kenara koyduk. Üzerine şimdi ne yapacağız? Nasıl bir ev yapacağız? Taş ev mi yapacağız? Prefabrik ev mi yapacağız? Çelik ev mi yapacağız? Tiny house mu koyacağız? Betonarme ev mi yapacağız? Tabii eğer aldığınız arsa imarlı arsaysa bunların hepsini yapabilirsiniz. Taş ev de yapabilirsiniz, betonarme de yapabilirsiniz. Tiny house sokabilirsiniz. Böyle bir prefabrik de koyabilirsiniz. Ama şeyse, hani imarlı bir arsa değilse bunların hiçbirini yapamazsınız normalde yasal olarak, ama işte yani kaçak göçek yapılıyor arkadaşlar bir şekilde. Özellikle bu prefabrik evler, tiny house'lar, çelik evler falan çok kolay kurulumu olduğu için hemen geliyorlar, birkaç günde kuruluyorlar. Bu şekilde kaçamak çözümler olabiliyor. Yeter ki siz arsadan haber verin. Arsanız varsa bunlardan bir tanesini alabilirsiniz ve arazinize yerleştirebilirsiniz. Cezalara falan karışmam. Bana güvenip de hareket etmeyin. Araştırın, belediyeye sorun. Ama kaçak yaparsanız da tabii ceza falan gelirse ben karışmam. Ama ben size bunları bir göstermek istedim. Ben de aslında çok merak ediyorum. Biliyorsunuz benim de arazim var. Birkaç yerde. Alıyoruz, satıyoruz, tutuyoruz. O yüzden kendim için de merak ediyorum aslında bunları. Şimdi bir gezeceğiz. Kaç metrekare, fiyatları nasıl, avantajları, dezavantajları. Ondan sonra bunların ömrü ne kadar, kaç yıl, onları soracağız, öğreneceğiz. Prefabrik ev mi, çelik ev mi, çelik konstrüksiyon ev mi? Hangisi avantajlı, dezavantajları neler, bunları beraber bakacağız şimdi. Arkadaşlar, bütün ağaç evlerin bu şekilde iskeleti oluyor ahşaptan. Sadece zemini metal oluyor, demir oluyor. Hasar almaması için zemini demirle güçlendiriyorlar. Böyle bir ahşap iskelet oluyor. Ondan sonra da işte içine farklı ahşap, dışına farklı ahşap, dış cephe için uygun ahşap, içine farklı. O şekilde arasına da köpük ya da işte benzer böyle yalıtım malzemesi koyuyorlar. Bu şekilde yalıtım da sağlanmış oluyor. Kaç kar değil mi? Kaç evet, kar? Evet. Kaç kar ahşap? Arkadaşlar şimdi Fethiye'de kaç kar ahşaptayım. Yanımda Yasemin Hanım var. Ben ona sorular soracağım. Hem de bir yandan da evleri gezeceğiz. Şöyle yapalım. Yasemin Hanım, siz neler yapıyorsunuz? Bu ahşap evleri yapıyorsunuz. Evet. Hı hı. Bunların şeyi, ağacı ne ağacı oluyor? Şimdi tercih kendimiz. Bu böyle genelde tasarı çam tercih. Tercihen kullanmayı Evet, sarı çam.
İthal Sarıçam kullanmayı daha çok öngörüyoruz. Çünkü burası çok yüksek sıcaklıklara sahip olduğu için en dayanıklı ağaçlardan bir tanesidir. Hı hı. Şu an içinde bulunduğumuz evin iç kısmını sedir ağacıyla kapladık ama sediri dış cepheye kullanamıyoruz. Çünkü sedir ağacı güneşi sevmiyor. Evet. Ve yağlı bir yapıya sahip olduğu için güneşten dolayı koruyamıyoruz. Yani. İçeride çam ağacı kullanıyorsun, dış cephede ne kullanıyorsun? İçeride sedir kullanıyoruz, sedir. Dış cephede ithal sarıçam kullanıyoruz. İthal sarıçam. Ama sedirin metrekare fiyatı şu an 14 bin liradır. İthal sarıçamın metrekare fiyatı şu an 13 bin TL'dir yani. Peki böyle bir ev alırken metrekare hesabı yapılarak mı fiyatlandırılıyor? Evet, kesinlikle. Mesela şu an içinde bulunduğumuz... Buranın tavan oturumu sadece ev için konuşursam 9'a 4'tür ve 3 metrelik bir balkon genişliği vardır. Buranın alt kısmı 36 metrekare, yukarıda da artı bir yatak odası var. Toplam 72 metrekarelik bir kapalı oturum alanı var burada. Yani bu bunun kabaca fiyatı ne kadar olmuş oluyor? Burası 70... şu an 900 bin lira. Bu bir yıl önce yapıldığı için şu an metrekare fiyatı 9 bin liraya falan denk geliyor. Ama böyle bir ev yeni baştan yapmaya kalkıştığımızda metrekare fiyatı 13 bin liradan hesaplanıyor yani öyle söyleyeyim. Böyle bir evin ömrü ne kadar oluyor? Şimdi şöyle bu evler ağaç evler olduğu için de burada çok yüksek güneş olduğu için 2-3 yılda bir dış cepheye bakım yapılması gerekiyor. Orası kilitlidir. Yani bakım derken cila, boya gibi yani şeyler değil mi? Vernik. Vernik evet. Su bazlı boyalarla korumamız gerekiyor. Çünkü güneşten dolayı sürekli değiştirir gibi boyalar kavlama yapıyor 2-3 yılda. Takviye edildiği takdirde bu evler için 100 ila 150 yıla yakın ömürler tanınıyor yani. Peki bunlar burada yapılıp bilinçle mi götürüyor yoksa yerine evet. mi montaj yapıyor? Yani yerine montaj da yaptığımız ürünler var ama çünkü o evleri taşıyamıyoruz. Genelde 200-250 metrekare büyüklükteki evleri tercih ediyorlar yerine yapmayı. O evleri taşıyamayacağımız için yerine yapmayı tercih ediyoruz. Ama tabii burada yapıp blok blok götürdüğümüz evler de oluyor. O tamamen götürülecek arazinin yollarıyla alakalı bir durum. Seçilen evin tonajı ve büyüklüğüyle alakalı bir durum. Eğer taşınabilecek bir yerdeyse burada yapıp taşımayı tercih ediyoruz. Çünkü burada her şey çok daha hızlı ilerliyor. Bizim bütün ekipmanlarımız burada olduğu için her şeyi çok hızlı ilerletebiliyoruz yani. Böyle bir evi burada yaptığımızda bir ayda yapıyoruz. Yerine yapmaya kalktığımızda 2,5 ayı bile geçebiliyor yani. Çünkü sürekli git gel yapacağımız için ondan kaynaklı. Anladım. Yeni başladınız bir yer mi? Evet, şu an yapılışı aşamasında. Burası kaç metrekare? Burası 8'e 4'tü, 32 metrekare tuvaleti içeride. İsteğe göre dışarıdan yapıp alan genişletme olayını da yapabiliyoruz. Tabii bu şu an yapım aşamasında olduğu için eksikleri var biraz. Kaç metrekare demiştik? 32 metrekare. 32 metrekare. Şu anda güncel mesela metrekare fiyatı ne kadar? Neyle çarpıyoruz? Şu an 13 bin lira. İthal Sarıçam'da metrekare fiyatı 13 bin lira. İthal Sarıçam. Tercihen bunun içinde olduğu gibi burası sedir ağacıyla kaplıdır. Tercihen sedirde tercih hissedilir. Bu sedir mi şu an? Şu an sedir ağacı. Dışı ne olacak bunun? Bunun dışı ithal sarıçam. İthal sarıçam. Evet, iç kısmı sedir. Bahsettiğim gibi ithal sarıçam güneşe dayanıklı bir ağaç. Arkadaşlar bu ithal sarıçam güneşe dayanıklı. Fethiye bölgesindeyiz. Çok güneş oluyor biliyorsunuz burası. Onun için özellikle seçilmiş. Sedir ağacı da aslında çok dayanıklı bir ağaçtır ama dediğim gibi güneşi sevmediğinden kaynaklı hemen çatlıyor. O yüzden dış cepheye kullanamıyoruz. Dış cephede sedir ağacı kullanılmıyor. Sedir daha pahalı bir ağaçtır. Yani metrekarede fiyatı 14 bin liraya denk geliyor. Metrekarede 14 evet, bin lira. Evet ama tabii iç kısmı koyulduğu için o yüzden iç kısımda çok maliyetli olmuyor. Genelde tercih ediliyor bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elektrik tesisatı, su tesisatı her şey hazır. Anahtar teslim oluyor. Zeminini de laminant parke döşülüyor ama en altta şasi olarak da demir profiller kesinlikle kullanılıyor. Evet. O profillerin kaç santim olduğunu biliyor muyuz? Ondan ama bayağı dayanıklı. Evet. Ben gördüm yani 10 santimden büyük bir profiller kullanılıyor. Burası evet. Tuvalet arkadaşlar. Fiyata kedi dahil değil. Kedi buranın kedisi. Evet bakın burada su tesisatları falan her şey hazır. Mutfak pencereler hepsi arkadaşlar anahtar teslim olarak teslim ediliyor ortalama bir ay gibi bir sürede. Bunun gibi 30 metrekarelik yapılar burada atölyede yapılıp hemen Türkiye'nin her tarafına taşıma gerçekleştirilebiliyor. Evet. Bir beton mikserinin girebildiği bütün arazilere bu evleri sokmak uygundur. Beton mikserinin girebildiği bütün arazilere. Beton mikserinin girebildiği bütün arazilere girebiliyor. Ama ola ki bazı alanlarda herhangi bir evden dolayı, herhangi bir yol darlığından dolayı ya da bir ağaç olabiliyor engelleyen unsur. Evleri sokamayabiliyoruz. Tabii o aşamada biz lojistik firmasıyla gelip evin girip giremeyeceğine dair bilgiyi önlemeye alıyoruz. Yani biz de bilmediğimiz bir alana kafamıza göre taşınıyoruz. Evet.
Yani bizim de bir arazimiz var Çengel tarafında, orman bu yolu. Bu Çengel'e gidecek. Öyle mi? Evet. Neresine gidiyor? Çengel'de şimdi 9 tane bir tane yukarıda Maden Ocağı'na yakın bir 9 tane villa yapılmış, biliyor musunuz bilmiyorum. Maden Ocağı'na çok yakın. He. Ben biliyorum aslında. Allah Çengel'in mutluları benim tanıdığım birisidir yani şu an güncel mutluları. Orada 9 tane villa bu şekilde olarak kullanılacakmış. Beyefendi oraya istedi, oraya gideceğiz. Vay arkadaşlar, bizim arazinin olduğu yere gidiyormuş bu ev. Çengel'e. Bir de üst katı göstereceğim arkadaşlar. Kocaman bir teras. Bir de bu açıdan göstereyim. İçeriye bakalım. Evet, içeride de böyle bir ortaya geniş bir yatak, yani yatak geniş demeyeyim, 1.50 ya da 1.50 genişliğinde bir yatak, bu küçük bir yatak ama hani 1.60 da konulabilir, 1.80 bile konulabilir. Tavan yüksekliği bayağı yüksek arkadaşlar. Ben 1.66 boyundayım. Şöyle elim yukarı değmiyor. Yani tavan bayağı yüksek. Şöyle. Gardırop için bir yer var mı diye bakıyorum. Ha, şurası gardırop için uygun bir yerde var şurada. Şurası gardırop yeri olarak ayarlanabilir. Yanlara komodin konulabilir. Burada da bir, şuraya da bir dolap gibi bir şey konulabilir, masa konulabilir. Yani bir yatak odası için yeterli bir alan var. Minimal düzeyde bir alan var arkadaşlar. Şurada bakın, klima için de yer ayrılmış. Klima bağlantı şey de var. Yeri de hazır. Profiller oldukça sağlam ve şey... Ya bunlar ahşapmış. Demir profil sadece zeminde kullanılıyor. Evet arkadaşlar. Güzel, ben bunu beğendim. Bu 900 bin lira bu ahşabı arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Alt katını zaten göstermiştim. Biraz önce girmiştik. Bu şekilde tekrar hatırlatayım size alt katı. Böyle biraz önce bakmıştık. Burada tuvalet var. Burada da diğer oda var. Mutfak salon şeklinde. Buradan da terasa çıkılıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, Kaçkar Ahşap Bungalova çok teşekkür ediyorum. Yasemin Hanım da sağ olsun ilgilendi bizimle. Bütün sorularımızı cevapladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi videoda görünmek istemediği için yüzünü çekmedim. Sadece sohbet ettik ve sorularımızı yanıtladı. Tekrar teşekkürler kendisine. Bir de bu şekilde çelik konstrüksiyon evler var arkadaşlar. Tabii ki bunlar da çok daha kaliteli, sağlam yapılar. Bu da bir sonraki videomuzun konusu olsun. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bir sonraki videoda da bunları inceleyelim.